Şimdi önümüzdeki sürece dair biz sizin öngörünüzü merak ediyoruz. Yani bu döviz korumalı TL mevduatı devreye girdi. Şimdi işte enflasyondaki köpüğü de alacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu KDV sadeleşmesini konuşuyoruz. Başka hangi adımları görebiliriz? Ve de biraz aslında bu gıda fiyatları bakımından, ev fiyatları bakımından ki anladığım kadarıyla ev fiyatları bu arzla çok bağlantılı dediğiniz için çok yakın vadede böyle bir düşüş anladığım kadarıyla göremeyeceğiz. Ama en azından temel ihtiyaç yani gıda vesaire gibi konularda ne zaman biraz daha nefes almaya başlayacağız? Tabii bundan sonraki süreçte özellikle dövizde de bir stabilizasyon yaşandı. Gıda fiyatlarıyla ilgili yeni bir yani bu aşağı yönlü iniş olarak görebiliriz. Ama eğer enflasyonla ilgili soruyorsanız Başak Hanım, yani orada bir birikmişlik var. Aralık ayı içerisinde doğalgaza, enerji fiyatlarına, ulaştırmaya, elektriğe gelen ilaveler var. Artı sadece o da değil. Günlerce sizlerle de yayın yaptık CNN ekranlarında. Asgari ücret, diğer taraftan memurlara gelen bunların peyderpey önümüzdeki aylarda enflasyon üzerine yayılımını göreceğiz hep beraber. Sadece şu örneği vereyim ben size. Şu anda %36 nokta küsür olarak belirtiyoruz enflasyonu. TÜİK'in rakamı bu. Eğer tek hane gerçekleşirse Ocak ayı içerisinde bu ilave tek hane bu %36'nın üzerine gelecek 12 aylık enflasyonu ölçmek açısından. O yüzden böyle bir örnek vereyim size. Yani eğer tek hane gelmez de çift haneli bir rakam gelirse Ocak ayı için, o zaman bu çift haneli rakamı direkt o %36'nın üzerine ekleyeceğiz. Tabii bir önceki yılın 1.62'lik seviyesini düşmek kaydıyla, yani 2021'in Ocak ayındaki aylık enflasyon oranını düştükten sonra net rakamı söyleyeceğiz. Ama şunu rahat söyleyebiliyoruz. Enflasyondaki ivmelenme ancak yılın ikinci yarısına doğru mümkün gözüküyor. Bu veriler bize onu gösteriyor. Ama şu manada değil. Bakın beklentimiz pozitif. Beklentimiz olumlu. Beklentimiz enflasyonun aşağı yönlü ivmelenmesine dönük olarak beklentimiz var. Ama bir de ortada Ocak, Şubat, Mart aylarını içerecek olan gerçeklik var, realite var. Yani yapılan bu fiyat ayarlamalarının ve dövizdeki o artışların yansımalarını Ocak, Şubat, Mart aylarında göreceğiz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yılın ikinci yarısından sonra kesinlikle aşağı yönlü ivmelenme olacak ve bu yıllık enflasyonu da gene çift haneli olmak üzere aşağı seviyelere çekecek diye düşünüyorum. Yani henüz eğer soruyorsanız enflasyonda zirveye ulaştık mı diye yani ayın 3'ünde açıklanacak, Şubat ayının 3'ünde. Ama zirveye henüz ulaşıldığını, yani bu rakamlar eşiğinde söylüyorum ama. Yani buralarda değişiklik olur, kurlar daha aşağı seviyelere gelir, fiyatlar daha farklı yansır, işte KDV'de düzenlemeler yapılır, yeniden aşağıya çekilirse bu rakamlar da aşağıya çekilmeye yardımcı olur. Ama şu andaki mevcut verilerle o rakamları ancak telaffuz edebiliyoruz. Ama dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Enflasyon beklentisi çok önemlidir. Hulki Bey söyledi, Hulki Hocam. Türkiye'deki atalet dediğimiz enflasyon beklentisi 10 yıllık dönemi ölçtüğünüzde görüyoruz %50'yi oluşturuyor. Yani Türkiye'deki enflasyonun %50'lik kısmı beklentiyle oluşmuş enflasyon. Beklentiyle oluşuyor. Avrupa Birliği'nde de böyle. Son 10 yıllık değerlendirmesi Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği ortalaması 2'dir. Son 10 yılın ortalaması. Bu rakamın da Avrupa'da hissedilen enflasyon olarak %10 olduğu görülüyor. Yani beklenti tüm dünyada yüksek. O yüzden bu beklentiyi de pozitife çevirmek lazım. Algıyı pozitife çevirmek lazım. Beklenti olumlu olursa enflasyon aşağı gelir. Burası çok net. Yani maliyetin yansımalarını zaten herkes biliyor. Herkes kurların yansıdığını biliyor. Herkes maliyet artışlarının enflasyonu artırdığını biliyor. Herkes arz yönlü sıkıntıların artırdığını biliyor. Ama asıl Türkiye'nin bu kadar farklı ayrışmasına sebep olan bu beklenti işte. Yani toplumun enflasyon algısı, otomatik olarak herkesin fiyat artışı havasına girmesi, otomatik olarak herkesin alışverişini ona göre ayarlaması enflasyonu maalesef yukarı yönlü ivmelendiriyor. İşte burada da Merkez Bankası'na çok iş düşüyor bundan sonraki süreçte. Oradaki algı iyi yönetilebilirse
Mutlak surette işte yılın ikinci yarısından itibaren aşağı yönlü ivmelenmeyi çok net hesaplarımızda görüyoruz biz şu anda. Ancak bu algı tersine çevrilirse bu hareket daha hızlı gerçekleşir diyebiliyoruz Başak Hanım. Peki. Hocam, Hocam yılın ikinci yarısından hocamıza veda itibaren edeceğiz. Hızlı bir mesela cevap tek rica edeyim hocam. basamaklı sayılar görülme ihtimali var mıdır? Aylık bazda mı diyorsunuz Hasan Hocam, yıllık bazda mı? Aylık bazı kastediyorum hocam. Tabii yıllık bazı hesaplamak zorunda. Aylık bazda yılın bu yılın ilk 3 ayı için söyleyebiliriz Hasan Hocam net şekilde. Ama yılın ilk 3 ayından sonraki kısımlar için bunu söyleyemiyoruz. Yani çift haneyi söyleyemeyiz. Yani Ama yani 3 ay için. üçüncü aydan sonra tek haneye düşebilir enflasyon diyorsunuz, değil mi? Kesinlikle düşer. Ama tabii şöyle, yani tutup da diyelim hani bir şeyler artırılırsa tekrardan kurdaki oynaklık gelirse Tabii. yeniden fiyatlar artırsa bu bizim söylemimizin dışında olan bir unsur. Ama şu andaki net rakamlar bize 3. aydan sonra bunun çok rahat olabileceğini gösteriyor. Ama Yalnız bu şu hocam, manaya da gelmesin Hasan Hocam. Bu Ocak, Şubat, Mart'ta da tek haneyi görmeyeceğiz diye bir şey yok. Böyle bir algı yok. pardon Yani şu ama anda mesela ben hocam net Hakan hesaplarıma Bey'le göre bir şu noktayı anda merak henüz etti 6 hocam. puan Bölüyoruz ama yansımış onun durumda. sorusunu da alalım, öyle devam edin lütfen. Buyurun. Ya hayır, devam etsin de ben bir şey geldi aklıma. Şimdi sizin konuşmalardan ben şöyle bir ürktüm. Niye? Ocak, Şubat'ta çift taneli olacağını varsayalım. En düşüğünü varsayalım. 33, 11'erden. Bu tek haneliye de düşse herhalde 3 olacak hali yok. 5, 6, 7 gitse o zaman yıllık enflasyon %80'e falan tekabül eder. Yok. O kadar çıkmaz. O kadar olmaz Hakan Bey. Ya ilk 3 Böyle bir ay şey çift yok. haneli Şöyle diyorsunuz. söyleyelim. 79'da falan. Mesela Hakan Bey şu anda %36 değil mi? Evet. Varsayıyorum bu ayın Ocak ayınınki de 8 çıktı diyelim. Rastgele rakam söylüyorum. Peki. 8 rakamı çıktı aylık bazda. Bu Evet. şu manaya gelir. Geçen yılın Ocak ayında 1,68'lik enflasyonu bundan düştüğünüzde, yani diyelim 2 puanlı bundan düşün. Tamam. Yani 8 çıksın bu ay, 2 puan aşağıya düşün, 6 çıkmış olur. Bu 6'yı 36'nın üzerine koymanız gerekiyor. Eğer böyle bir varsayım Ha, içerisindeyseniz. yıllık Yani hesap ben anlamında. rakamı rastgele söyledim. Rakam rastgele, bakın sakın yanlış anlaşılmasın. Yok anladım Öyle. ama yıllık hesap bazında söylediniz. Tabii yıllık Anladım. hesap bazında. Eğer 4 ise bu, 1,62'yi düşürüp 2 puan ekleyeceksiniz. 36 ise 38'e 20 çıkarmış gelirse olacaksınız yıllık. 18 İşte çift katlısını tane hocam deyince falan. oradan Tamam. tedirgin oldum yani. Peki. Neyse. Hocam tamamladınız mı? Yoksa var mı eklemek istediğiniz? Tabii, soru varsa tamamlarız. Problem yok. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Şener. Sağolunuz, sorularımızı yanıtladınız. Biraz daha aydınlanmış olduk. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli konuklarımıza da Sağ iyi olun akşamlar hocam. diliyorum. Teşekkür ederim İyi hocam. akşamlar İyi hocam. akşamlar. Ben Sağ ayrılacağım. olun Evet, hocam. çok İyi teşekkür ederim. akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkürler.